gece burada olmamızın tek ama tek amacı hem bizim ve tabii ki temsil ettiğimiz milletimizin sesinin kısılmak istenmesine karşı durmamız, sesimizin susturulmak istenmesine karşı direnmemiz, bu dayatmalara karşı kabul etmediğimizi, kendi adımıza değil sadece ama bizleri bu yüce meclise getiren milletimiz adına bu dayatmalara karşı çıktığımızı açık seçik, belki de defalarca üstünden geçerek, altını çizerek, vurgulayarak bir kez daha ayan beyan söylemektir. Değerli arkadaşlarım, demokrasinin özü uzlaşıdır. Demokrasinin özü çoğunluk değil, çoğulculuktur. Demokrasinin özü muhalefettir. Muhalefeti dinleyebilmektir. Eğer siz sadece biz çoğunluk olduk, muhalefet konuşmasa da olur anlayışıyla yola çıkarsanız, bu anlayışı hakim kılmaya çalışırsanız, bunun adı demokrasi olmaz, bunun adı otokrasi olur, bunun adı tek adam yönetimi olur. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun bir süredir söylemeye çalıştığımız, bu gecede burada belki saatlerce söyleyeceğimiz şey de bizim otoriter bir yönetime karşı durduğumuzdur, durmaya devam edeceğimizdir. Demokrasinin temeli uzlaşıdır dedik. Demokrasinin temeli diyalogtur, konuşmaktır. Demokrasinin temeli sadece çoğunluğun değil, başka görüşleri temsil eden çoğulculuktur dedik. Ama önümüze gelen, şu anda konuşmakta olduğumuz ve aslında konuşmamızın da istenmediği bir her birimizin tek tek görüşlerimizi ifade etmemize olanak verilmeyen iş tüzük ise bizleri 10 dakikalık konuşmalarımızı dahi, ki 10 dakika dediğiniz nedir? Bir çırpıda gelir geçer. Ama 10 dakikalık konuşmalarımıza dahi tahammül edilmeyen bir yönetim sistemine götürülmek istenmektedir parlamentomuz. Kaç dakikaya düşürülecek? 3 dakikaya düşürülecek. Bakın 10 dakikada anlatamadığınız şeyi 3 dakikada anlatmanız hiç mümkün olmayacak. Bu ülkenin meseleleri var. Bu ülkenin meseleleri neler? Bu ülkenin birinci meselesi demokrasi meselesi. Gazeteciler cezaevinde. Bu ülkede 160'ın üzerinde gazeteci, 160'ın üzerinde basın emekçisi cezaevinde. Bu ülkede milletvekilleri cezaevinde. Hem bizim partimizden hem diğer partilerden. Bu ülkede akademisyenler düşüncelerini özgürce söyledikleri zaman işlerinden atılıyorlar. Bu ülkede binlerce, on binlerce yurttaşımız hakkını, hukukunu arayamadan işinden, aşından ediliyor. Neden bunu yaptınız diye soracağı bir Allah'ın kulu, bir merci ortada yok. Bu ülkede insanlar açlık sınırının da altında yaşam koşullarına mahkum ediliyor. Bu ülkede insanlar taşeron işçiliğe mahkum ediliyor. Bu ülkede insanlar iş peşinde, milyonlarca yurttaşımız iş peşinde, aş peşinde. Bizim bunları konuşmamız lazım. Bu ülkede biz sadece iç politikada değil, dış politikada tarihimizde olmadığı kadar yalnızlaşmış, tarihimizde olmadığı kadar dostlarımızdan uzaklaşmış bir durumdayız. Bakın Bulgaristan'la dahi, yani on yıllarca belki sorun yaşamadığımız Bulgaristan'la dahi sıkıntı yaşıyoruz. Komşuların hangisini saysanız sıkıntı var. Bizim bunları konuşmamız lazım. Kiminle? İktidarla konuşmamız lazım. Muhalefetle konuşmamız lazım. Ama muhalefetin sesini keserseniz, muhalefetin sesini kısarsanız, bunu kimle konuşacaksınız? Muhalefeti dinlemek sadece dinlemek değildir. Muhalefeti dinlemek kendinize çeki düzen verme imkanı verir. İktidar için en büyük avantajdır. Muhalefetin konuşması demokrasinin güzelliğidir. Muhalefet ne kadar konuşursa, muhalefet sizi ne kadar eleştirirse aslında bu sizin için bir kazanımdır. Muhalefetin size serbestçe sunacağı eleştiriler, tavsiyeler, görüşler aslında bu ülkeyi daha iyi yönetmenize fırsat verecektir. Ama siz bunu elinizin tersiyle itip, hayır bizim senin görüşüne ihtiyacımız yok, tek başımıza bildiğimiz gibi okuruz, bildiğimizi yaparız derseniz, ülke o zaman işte şu anda yaşamakta olduğumuz durumu yaşar. O zaman sürekli aldatıldık dersiniz. O zaman sürekli kandırıldık dersiniz. Bu ülkede bizim bir yıl önce yurttaşlarımızı, 250 yurttaşımızı
hain bir darbe girişiminde katleden 2000 yurttaşımızı yaralayan bir çeteyle hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Ama biz bunu yapmamız gerekirken tam tersine muhalefetin özellikle de bu konuda tarihi olarak sürekli uyarılarda bulunmuş olarak olan muhalefetin sesini kısmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım, demokrasi bu değildir. Bu gidişin sonu hiçbir zaman ama hiçbir zaman iyi olmamıştır. Muhalefetin, azınlığın, farklı görüşlerin sesini kısmak dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir demokraside, hiçbir zaman iyi sonuç getirmemiştir. Biz her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yapıcı olarak, her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin iyiliğini düşünen insanlar olarak bu yoldan geri dönün diyoruz. Bakın hala vaktimiz var. Henüz 14. madde konuşuldu. Daha önümüzde 4 madde var ve sonrasında da geneli var. Bu yüzden gelin yol yakınken bundan vazgeçin diyoruz. Bu konuda da sonuna kadar direnme hakkımızı kullanacağız. Yüce milletimiz bizi burada onların sesini, onların düşüncesini, onların hissiyatını dile getirmemiz için bu koltuklara gönderdi. Biz bunun gereğini yapmaya saatlerce, gerekirse sabaha kadar, geceye kadar devam edeceğiz. Demokrasi için çoğulculuk gerekir, demokrasi için diyalog gerekir, demokrasi için birbirini dinlemek gerekir. Ancak ve ancak biz bu güzel ülkeyi, insanlarımızın arzu ettiği doğrultuda, Atatürk'ün, Yüce Önderimiz Atatürk'ün bize gösterdiği doğrultuda en çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırabiliriz. Ancak ve ancak konuşarak, sorunlarımızı çözerek ama birbirimizi susturarak gideceğimiz yer demokrasi değildir, çağdaş değildir, medeniyet değildir. Sadece ve sadece otoriter bir yönetimdir. Sadece ve sadece bu yolun sonu çıkmaz sokaktır. Hepinizi saygıyla selamlarken bir an önce bu gidişe dur demeye, burada boş koltuklar bulunuyor ama inanıyorum ki onlar da bizim ne dediğimizi son derece merak ediyorlar. İktidar partisine, bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir kez daha sesleniyoruz. Tabii ki bunu birlikte getiren Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir kez daha sesleniyoruz. Gelin bundan vazgeçin. Gelin diyalogtan, konuşmaktan, kardeşlikten, birlik, beraberlikten korkmayın. Gelin bu ülkeyi hep birlikte güzel yarınlara, birlikte demokrasimizi geliştirerek, konuşarak, uzlaşarak götürelim diyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Yayına birazdan bir konuşmacıdan